Herkese merhabalar. Örgü Saat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tekrar bu videomuzun içerisinde bir büstiyer yapımı paylaşmak istiyorum. Yaza girdiğimiz aylarda sıklıkla büstiyer yapmaya çalışacağım. Yeni modeller çıkarmaya çalışıyorum sizler için. Bugünkü videomda da ben bu şekilde parça bir ip buldum. Koton ip diye geçiyor. Aynı cinste bulamayabilirsiniz fakat koton olarak farklı alizenin ipleri de var. Buradan da yararlanabilirsiniz. Veya alize diva olarak da devam edebilirsiniz. Yani ben bu iki koton ve diva olarak büstiyerler yapmaya çalışıyorum. Ve bu iki ipte de istediğim modelleri elde ediyorum. Siz de bu tercihe göre ipinizi seçebilirsiniz. Koton ip kullanacağım için 3 numara tığla devam edeceğim. Elimin ayarına uygun bu tığı seçtim. Eğer diva kullanacaksanız da 2 veya 2,5 numara tığ uygun olacaktır. Zincir çekerek başlangıç sağlayacağız. İlk başta göğüs kuplarımıza çalışacağız. Daha sonra da beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Ben beden arası santim ölçüleri vermeye çalışacağım. Fakat bu ölçüler birebir bedeninize uygun olacak ölçüler değildir. Onu söylemek istiyorum ilk başta. Sadece size yardımcı olacak ölçülerdir. Şimdi göğüs kupunun başlangıcı için ben M beden bir göğüs kupu çalışacağım. Bu da 8,5 santim bir zincir çekeceğim anlamına geliyor. XS için 7 santim, S için 7,5 santim yani small beden için, medium beden için 8,5 santim, large beden için 9,5 santim ve X large için de 10 santimlik bir zincir çekerek başlangıç sağlayabiliriz. Bunu kendi bedeninize göre bir zincir, iki zincir ekleyerek veya eksilterek de devam edebilirsiniz. Şimdi ben M bedene başladığım için 8,5 santim uzunluğunda bir zincir çekiyorum. Evet, zincirimi çektim. Bakın şu şekilde mezurayla ölçtüğümde 8,5 santim uzunluğuna gelecek şekilde zincirimi ayarladım. Bu da 22 zincir yaptı. Ama siz dediğim gibi santim ölçünüze göre ayarlayacaksınız. Çünkü elinizin ölçüsü ve ipinizin incelik ve kalınlığına göre değişecektir. Zincirimi çektikten sonra tığımla sabitliyorum. Pardon, parmağımla artı 2 zincir çekip tığıma bir ip alıyorum. 2 zinciri bırakıyorum. Tığımla sabitlemiş olduğum 3. zincirime geri dönüş sağlıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde çekmiş olduğum zincirimin her bir yuvasına birer tane olacak şekilde sıramı tamamlıyorum. Bakın her bir yuvada bir tane ikili trabzan olacak şekilde zincirimizi örmeye devam edelim. Evet, sıramızı tamamladık. Son zincirimizde trabzanla bitirdikten sonra 1-2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tekrar trabzanla devam edeceğiz. Tığımı ip alıyorum. Zincirimin dibindeki yuvadan değil, hemen yanındaki yuvadan başlangıç sağlıyorum. Ve sıramı bu şekilde devam ettiriyorum. Ve bu belli bir uzunluğa gelene kadar devam edecek. Sıramızı tamamladıktan sonra tekrar kaç zincir çekerek devam ettiyseniz bir üst sıraya, eğer ipiniz ince ise 3 zincir de kaldıracaktır. İpim kalın olduğu için 2 zincirle bir üst sıraya çıkış sağlıyorum. Tekrar sıramı tamamladıktan sonra 2 zincirle bir üst sıraya çıkacağım ve tekrar trabzan yapmaya devam edeceğim. Belli bir uzunluğa gelene kadar yapalım. Ben buradaki ölçüyü de size vereceğim. Şimdi sadece trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, trabzanlarımızı tamamladık. Bu şekilde bir kare elde ettik. Daha sonra burada devam edeceğiz. Bu ölçümüz M beden çalıştığım için ben yaklaşık 7-7,5 santim uzunluğunda devam ettirdim. Bu da 7,5 santim uzunluğunda bir trabzan sırası elde ettim. 7,5 santim olana kadar ördüm. Dediğim gibi 7 veya 7,5 santim. XS için bu uzunluk 6-6,5 santim kadar olabilir. S bedende de hemen hemen aynı devam edebilirsiniz. 6,5-7 gibi devam edebilirsiniz. M beden için dediğim gibi 7-7,5 santim uzunluğunda devam ettim. Large beden için 8-8,5 santim. Farkındaysanız hep beden arasında 1 santim oynuyor. X large için 8,5-9 santim uzunluğunda trabzan elde edebilirsiniz. Şimdi bu kareye benzer motifimizi tamamladıktan sonra artık burada gitme gelme işlemi yapacağım. Bunun için
Hiç zincir çekmeden tığıma bir tane ip alıyorum. Bakın yatay trabzanlara denk geldim artık. İlk yatay trabzanı bırakıyorum. İkinci yatay trabzanımın bu kenarda oluşan boşluğuna ilkini bırakıyorum. İkinci sıraya iniyorum. Buraya toplam 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tanesinde bakın burada 2 tane yatay trabzanımın bağlantı noktası oluşuyor. Buraya batarak bir tane ikili trabzanı da buraya yapıyorum. Tekrar yatay trabzana geldiğimde bir tane boşluğuna yapıyorum. Tekrar 2 tane trabzanın bakın burada oluşan bir bağlantı noktası var. Buraya bir tane yaparak devam ediyorum. Bir tanesini yatay trabzanımın boşluğuna. İpim kalın olduğu için birer tane dolduruyorum. Fakat 2 tane yani şimdiki bu yatay trabzanın boşluğuna bir tane yapıyorum ya. 2 tane dolguda yani 2 trabzan da kaldırabilir. Bunu da alize diva ipi kullanıyorsanız zaten örerken anlayacaksınız. Eğer bu şekilde düz duruyorsa bir dolgu yapın yatay trabzanı. Eğer burada çekme yapıyorsa aynı boşluğa 2 tane trabzan yaparak bir tanesine bağlantı noktasına batarak devam edin. Şimdi bir tanesinde bağlantı noktasına batıyorum. Dediğim gibi bir tane yatay trabzana bir tane de bağlantı noktasına olacak şekilde ta ki sıra sonuna gelene kadar devam ettireceğiz. Daha sonra dönüş yapıp artık buradaki işlemle devam edeceğiz. Şimdi yataya geçtik. Bir yatay trabzana bir tane bağlantı noktası olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldik. Son bir tane yuvamız kaldı. Bu da kenar trabzanımızın bağlantı noktası. Buraya da bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve artık buradaki işlemle devam edeceğiz. Bunun için dönüşlerde 2 zincir çekiyordum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. İkinci trabzandan devam ediyorum. Ve bu şekilde her bir yuvada bir tane olacak şekilde örmeye devam edelim. Bu işlem buradaki köşeyi dönüp aynı noktalara birer tane yapacak şekilde buradaki noktaya gelene kadar şimdiki trabzanlarımızı bu şekilde örmeye devam edelim. Burası işlemimizin olmayacağı nokta. Şimdi burada L şeklinde örmeye devam edeceğiz. Başlangıcımızı sağladık. Örerek devam edelim ve son noktaya gelene kadar da yapalım. Bir sıra daha üste çıkmayı göstereceğim. Ondan sonraki santim ölçüsüyle devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Son trabzanımı da son yuvamı batarak tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Buradan sadece bu alan örüyoruz. Bakın bu şekilde bir göğüs çukuru oluşturacağız. Sadece artık bu alanda belli bir uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. 2 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Tekrar bir üst sıraya çıktığımda ikinci trabzandan başlangıç sağlıyorum. Her bir yuvada bir tane olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Tekrar bu L şeklini yapana kadar sadece bu alanda trabzanlarımızı tamamlayacağız. Bunu da birkaç sıra daha örelim. Daha sonra kaç santim uzunluğunda ördüğümü söyleyeceğim. Daha sonra da kenar oyasıyla devam edeceğiz. Şimdi sadece bu alanda sıramızı tamamlayıp bir üst sıraya çıkarak aynı trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Evet, trabzanlarımızı tamamladık. Bakın bu şekilde tersten gösterdiğimde bu şekilde içe doğru çökük olacak. Burası göğüs kupumuzun olduğu nokta. Bu şekilde olacak. Şimdi buradaki ölçü şöyle açarak ölçeceğim. M beden için tekrar devam ediyorum. Bu baştan bu başa olacak ölçüyü söylüyorum. M beden için 14-14,5 santim gelebilir trabzanınıza göre. 14 santimlik bir ölçü oluşturdum. Bu 14 santim olana kadar da buradaki trabzanı kaç sıra denk geliyorsa örmeye devam edeceksiniz. Bu son bitmiş ölçüsünü söylüyorum. Artık bundan sonraki ölçü yok. Sadece burada işlemle devam edeceğiz. XS için 13 santim, S için 13-13,5 santim. S ve XS arasında çok fazla bir ölçü oynamıyor. M için 14 veya 14,5 santim kadar. Large için 15-15,5 santim uzunluğunda. X large için de 16 ve 16'nın üzerinde olacak şekilde buradaki sıranızı tamamlayacaksınız. Şimdi trabzanlarımızı bitirdik. Tekrar buradaki alanda işlem yapacağız. Artık burada işlemimiz yok. Tekrar burada bir işlemle devam edeceğiz. Bunun için
Bir üst sıraya çıkarken iki zincir çekiyordum. Aynı şekilde iki zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Sıradakinden başlangıç sağlıyordum. Bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber iki trabzanım oldu. Bir tane daha yandaki trabzanı yapıyorum. Toplam 3 tane trabzanım oluştu. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Ve tekrar yan yana sıradakinden devam ediyorum. 3 tane trabzan olacak şekilde örüyorum. 2 zincir, 2 trabzan bırakıp 3.'den devam ettik. 3 tane trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir, 2 tane trabzan bırakıp 3.'den devam ediyorum. Ve buradaki işlemimiz buradaki son noktaya gelene kadar aynı örnekle devam edecek. 3 tane ikili trabzan ve arada 2 zincirlik bir kutu oluşturarak devam ediyoruz. 3 ikili trabzandan sonra 2 zincir, 2 trabzan bırakıp 3.'ye batarak devam edelim. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Burada beraber yapalım istiyorum. Çünkü trabzan sayınız eşit gelmiyor olabilir. Bunu da şu şekilde devam edeceğim zaten. Son 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. 2 trabzan bırakıp 3.'ye battım. Buraya normalde 3 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. Başlangıçta da 3 tane ikili trabzanla başladık. 2 tane ikili trabzanım daha kaldı. Bunları da trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Son kafesimi buraya koymuyorum. 3 ikili trabzanımı yaptıktan sonra kalan 2 tane trabzanımı da aynı şekilde devam ettiriyorum. Yani sonda 5 tane ikili trabzanım oldu. Bu problem değil. Eşit gelmiyor olabilir çünkü. Sıramızı bakın buradan başladık. Burayı bu şekilde tamamladık. Şimdi dönüşlerde 2 zincir çekerek dönüyorduk ya. Döndüğümde eğer burada 3 tane trabzanım kalsaydı buradaki boşlukla devam edeceğim çünkü. 2 zincir yeterli olup buradaki boşluğa geçecektim. Fakat 5 tane trabzanım kaldığı için buraya geçiş yapabilmek için 2 zincir bana yetmeyecek. 2 zincir daha çekiyorum. Yani 4 zincir çekerek dönüş sağlıyorum. Ve artık kafeslere işlem yaparak devam edeceğiz. Buraya boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arasına 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kafes boşluğuna geri dönüyorum. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Modelimiz bu sırada bu şekilde devam edecek. Dolgumu yaptıktan sonra 1 zincir çekiyorum. Bir sonraki kafese sabitleyerek devam ediyorum. Yani sıradaki kafese batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın buraya tutturdum. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Geçişlerde birer zincir. Bir sonraki kafese geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Arasında 2 zincir çekmiştik. 2 zincir. Tekrar aynı kafesin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, modelimiz buradaki son noktaya gelene kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi 1 zincir çekerek buraya sabitleyip tekrar 1 zincir çekerek bir sonrakine üçlü trabzanlarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın başladık. Dolgularımızı tamamladık. Başlangıçta 3 tane ikili trabzanımız vardı. Şimdi burada son işlemimizi yapıp bitireceğiz. Aralarda 1 zincir çekiyorduk. Tekrar 1 zincir çekip tığımı ip alıyorum. 3 trabzanım var. İlkine, yani sondaki trabzanıma batarak sıramı kapatıyorum. Ve buraya ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde devam ettik. Bakın buralarda artık işlem yok. Sadece bu dönmüş olduğumuz noktada devam ediyoruz. Şimdi tekrar buraya gelene kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Dediğim gibi sadece buradaki aramda devam ediyoruz artık. Tığıma bir ip doluyorum. Buradaki boşluklara trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Bunlar da 6 trabzan olacak şekilde. Tığıma ip alıyorum. Bakın ilk 2 zincirlik boşluğuma geliyorum. Ve buraya toplam 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş ve 6. 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar bu arada bir tutturma işlemi yapacağız. Bunun için tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın 2 tane geçiş yaparken ortada bir sık iğnemiz vardı. Buraya batıyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bir sonraki ikili zincir boşluğuna geçebilmek için aralarda zincirler çekiyoruz. Buraya tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu işlem buradaki son noktaya gelene kadar da devam edecek. 2 zincirlik boşluklara 6 tane trabzanla geçişlere de bir zincir çekerek sık iğne ile sabitliyoruz. 2, 4, 5 ve 6 tane trabzanımı aynı noktaya tamamladım. Bakın bu şekilde. Geçişe bir zincir çekiyorum. Ve burada geçiş yaparken yapmış olduğum sık iğneye batarak tekrar sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekerek buradaki boşluğu 6 tane dolgu yapıyorum. Ta ki son noktaya gelene kadar işlemimiz bu şekilde devam edecek. Evet, bakın sıramızı tamamladık. Son 6 tane dolgumu yaptım. Burada başlangıçta 4 zincir çekerek gelmiştik. Çünkü altta 5 tane trabzanımız vardı. Şimdi aralarda bir zincir çekiyorduk. Tekrar bir zincir çekiyorum. 4 zincir çekmiştim. Bir ikinci zincirime batıyorum. Yani kenar trabzanım hep 2 zincir devam ettiği için ikinci zincire batarak tekrar ikili trabzan yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Burada tekrar bir sıramız kaldı. Bundan sonra göğüs kapımız bitecek. Bu sıraya çıkabilmek için tekrar 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığımı ip alıyorum. Bakın burada 6 tane dolgumuz vardı. İlkine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk zincir, yani trabzan yapmış olduğum tepe noktasına şu şekilde yandan ibik yapacağız burada. İlmeğimi çıkartıyorum ve tığımdaki zincirden geçiyorum. Bakın bu şekilde ibik oluşturdum. Tığımı ip alıyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her ibik arasında bir tane trabzan devam edecek. 6 tane trabzanımız var. 3 tane ibiğimiz olacak. 3 tane de normal trabzan olacak. Şimdi bir ibik yaptım. Bir trabzan yaptım. Tığımı ip alıyorum. 3. trabzana geliyorum. Buraya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir ibik oluşturacağım için 3 zincir çekiyorum. Hemen trabzanıma yandan kaydırma işlemiyle, bakın ikinci ibiğimi de oluşturdum. Arada bir trabzan var. Tekrar bir trabzan yapacağım. Yani 4. trabzana geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burası ibik olmayacak. 5. ibik yapacağız. 5. trabzanıma ikili trabzanımı oluşturduktan sonra tekrar son ibiğimi yapmak için 3 zincir çekiyorum. Ve hemen trabzanımın tepesine yandan kaydırma işlemiyle ibiğimi oluşturuyorum. İlkine ibik, ikinciye trabzan, üçüncüye ibik, dördüncüye trabzan, beşinciye ibik yaptık. Altıncıya ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Buradaki işlemler hep başta yaptığımız gibi. Bir ibik, bir trabzan, tekrar trabzan, ibik, boş trabzan, trabzan, ibik, son altıncıyla trabzanla tamamlayacağız. Bu aralarda geçiş yapabilmek için bir zincir çekiyorduk. Tekrar bir zincir. Hemen bakın burada bağlantı noktamdaki sık iğnemi aynı işlemle sık iğne yaparak tutturuyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Bir zincirle sıradaki dolgulardan devam edeceğim. İlkine trabzan yaparak 3 zincir çekiyorum. Başlangıçta ibik oluşturmuştuk. Tekrar ibiğimi yaparak devam edeceğim. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Burada 4 tane dolgum var. Burada aynı şekilde devam edecek. Aralarda bir zincir sabitleme yapıp bir zincirle devam edeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldikten sonra da artık göğüs kupumuzu tamamlamış olacağız. Bu sıramızı tamamlayalım. Göğüs kupunun bitmiş halini size göstereceğim. Evet, sıramızı tamamladık. Son trabzanımıza yaptıktan sonra artık bir zincir çekerek göğüs kupumuzu tamamlıyoruz. Bu şekilde bir göğüs kupumuzu tamamladık. Bakın burada bir oyukluk oluşturduk. Burası göğsümüzün göğüs ortasına gelecek nokta. Bu şekilde olacak. Aynı şekilde iki tane göğüs kupu çalışalım. Daha sonra da göğüs birleştirmesi ve beden kısmıyla da devam edeceğiz. Burası göğsümüzün ön kısmı, iç kısmı da bakın bu şekilde bir ovallik oluşturduk. İki tane göğüs kupu çalıştırdıktan sonra da beden kısmıyla devam edelim. Ben de şimdi diğer göğüs kupumu çalışacağım. Daha sonra da birleştirmeyle devam edeceğiz. Evet, iki tane göğüs kupumuzu tamamladık. Bakın sağ ve sol oldu. Bu şekilde oyalar birbirine denk gelecek. Burası göğüs ortası.
bu şekilde birleştirerek şimdi bedenle devam edeceğiz. Burası alt kısmında işlem olacağı için ilk başta bir göğüs kupumu, bakın şu şekilde şuradan başlangıç sağlayacağım. Burası yana geleceği için burada sırt kısmına zincir çıkarak ilk başta devam edeceğiz. Daha sonra da zincirlerimizin üzerine trabzan yaparak devam edeceğiz. Göğüs kuplarınızı bu şekilde yerleştirin. Yani başlangıçta ilk sıra trabzan yapıp yaklaşık 7-7,5 santimlik olana kadar örmüştük ya, burası alt kısmına gelecek. Bunda da aynı şekilde ilk başlangıç sıranız alta gelecek şekilde göğüs kuplarınızı bu şekilde yerleştirirseniz de birleştirmemiz doğru olacaktır. Şimdi buradaki alanda devam edeceğiz. İlk başta her iki göğüste de zincir çıkacağız. Sırt kısmımızın tam ortasını şu şekilde sırtınızda ortası olarak düşünürseniz sağda ve solda yaklaşık 4-5 santimlik mesafe kalana kadar zincirinizi ayarlayın. Bende yaklaşık 18 santim falan denk geliyor. Bu sırt kısmımın tam ortasından sağdan ve sola, ilk başta solu işaretlersem sola 4-5 santim kalana kadar zincir çekeceğim. Aynı şekilde diğer tarafta da devam edeceğim. Bunun için dediğim gibi başlangıç olan yer alt kısmı gelecek noktalar. Göğüs kuplarınızı bu şekilde yerleştirirseniz zincirleri doğru yerlere çıkmış olursunuz. Şimdi buradan zincir çekerek başlıyoruz. Dediğim gibi başlangıç noktam altta kalacak. Hemen ilk trabzanıma yuvasına batıyorum ve ipimi ekleyerek zincir çekeceğim. Dediğim gibi ben 18 santim M bedene ölçü uydurdum. Aralarda yaklaşık hep 1 santim oynadı göğüs kuplarında da. Sırtta da yaklaşık 1 santim oynayacaktır. Ona göre sırtınıza göre ayarlarsınız. Başlangıcımı sağlıyorum. İpimi ekledim. Alt kısımdayım. Bakın böyle tutacağım. Burası göğsümün orta noktası. Alt kısmındayım. Şimdi sırtımdan zincir çekerek devam ediyorum. Burada dediğim gibi benim 18 santime denk geldi. 18 santime kaç zincir sığıyorsa çekmeye devam edelim. Evet, zincirimizi çektik. Bakın yaklaşık 18 santim uzunluğunda bir zincir çektim. Burası sırtımın ilk arkaya dönüş noktası, yani göğüs kupumun alt kısmından devam edecektik. Şimdi diğer göğüs kupuna da zincir çektikten sonra birleştirme yapacağız. Öbür türlü bir sıra burada fazlalık, burada da eksiklik olacak. Zincirimi çektikten sonra artı bir zincir çekeceğim. İpimi uzatarak biraz keseceğim. Diğer göğüs kupunun zincirini çektikten sonra devam edeceğiz. Şimdi burada 18 santim kaç zincire denk geldiyse aynısını diğer göğüs kupunda da aynı sayılarla devam edeceksiniz. Başlangıç sağlayacağım. Bakın tekrar göğüs kupunun altındayım ve başlangıç yapmış olduğum trabzanlardayım ve kenarından başlangıç sağlayacağım. Tekrar ipimi çeviriyorum göğüs kupumu. Burada işlem yapacağım için hemen ilk trabzandan diğer göğüs kupunda yaptığım gibi kaç zincir çektiysem aynı sayıyı çekerek devam ediyorum. Evet, diğer göğüs kupumun da zincirini ilk göğüs kupumunda olduğu gibi çektim. Burada kestik. Burada kesmeden devam edeceğiz. Artık birleştirme yapacağız. Şimdi bu alanı trabzanla tamamlayacağız. Sadece göğüs arasına geldiğimizde burada bir birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi bu alanı devam ettirebilmek için çekmiş olduğum zincirler eşit. Trabzan yapabilmek için tırnağımla son zincirimi sabitliyorum. Artı 2 zincir çekip tığımı ip alıyorum. Tırnağımla sabitlemiş olduğum noktaya ikili trabzan yaparak sırama başlıyorum. Ve artık buradaki zincirimi ikili trabzanla devam ettireceğim. Her bir yuvada buraya geldiğimizde tekrar bir iki tanesini beraber yapalım. Daha sonra zaten aynı devam edecek. Şimdi başlamış olduğumuz zinciri ikili trabzanla devam ettirelim. Evet, zincirimizi trabzanla tamamladık. Beden kısmımıza geldik. Bakın başlangıç yaptığımız trabzanlardayız. İpimi de örgümün üzerinde yürüteceğim. Burada her bir trabzanda bir tane olacak şekilde devam ediyorsunuz. Hiçbir artırma veya eksiltme olmayacak. Başlangıçta 8,5 santimlik bir zincir çekmiştim. Kaç zincir
denk geldiyse o kadar trabzan yapmıştım. Burada da aynı sayıda trabzanlarımı devam ettiriyorum. Şimdi göğüs kupuna geçiş sağladık. Ve bu şekilde trabzanlarımızı tamamlayalım. Ve bakın burada yatay trabzanlara denk geldiğimizde göğüs kupunda nasıl yapmıştık? Bir tanesini yatay trabzana, bir tanesini iki tane trabzanın bağlantı noktasına olacak şekilde yapmıştık. Bu alanında aynı şekilde devam edeceğiz. Eğer yatay trabzana iki tane trabzan yaptıysanız burada da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ama ben bir yatay trabzana bir tane bağlantı noktasına olacak şekilde yaptığım için bu alana geldiğimde bir yatay trabzana bir bağlantı noktasına yaparak trabzanlarımı devam ettiriyorum. Ta ki buradaki örneğimize gelene kadar buradaki trabzanlarımızı beraber yapacağız. Şimdi bu alanı örnek başladığım noktaya gelene kadar da trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Evet, bakın trabzanlarımı tamamladım. Bedenin alt kısmındaki trabzanlarımız. Şimdi örnek olan noktaya geldiğimde burada iki zincir çekerek üst sıraya çık. Pardon, burada iki tane, üç tane trabzan yaparak başlamıştık. Aynı trabzanın boşluğuna bir tane yapıyorum. Buralarda bir tane yaptığım için bir tanesinde bakın trabzanımın bağlantı noktasına yapıyorum. Ve sırada zincir çekerek bir üst sıraya çıkmıştık. Bu noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradaki boşluğu, ilk gelen boşluğa iki tane trabzan yaptım. Hemen bir tane trabzan bağlantısından devam ediyorum. Bakın bir tane daha iki zincirlik boşluğa geldim. Yani bir üst sıraya çıkabilmek için çekmiş olduğum zincirdeyim. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam ettik. Şimdi ibik olan noktaya geldiğimde diğer göğüs kupuyla birleştirme yapacağım. Boşluğa yaptım. Bir tanesinde hemen yanındaki trabzanın bağlantı noktasına yapıyorum. Ve burada ibiğe geçmeden önce diğer göğüs kupuyla birleştireceğiz. Şimdi bunu yapabilmek için göğüs kuplarımı bu şekilde aşağı doğru baktırıyorum. Kendime doğru ki buradaki alana gidebileyim. Şimdi düz olarak gösterirsem bakın bu şekilde bir göğüs kupunu diğer göğüs kupu tam karşılığında buradaki alanı birleştireceğiz. Ve ondan sonra buradaki yaptığımız trabzan sayısını diğer zincir sonuna kadar devam ettireceğiz. Burada göğüs kupunu birleştirirken de trabzanı örerken birleştiriyorum. Bakın ibik noktasına geldim. İbik noktasındaki ilk trabzanımı bakın burada ibik yapabilmek için trabzan yapıp üstüne ibik oluşturmuştum. Buradan zincirimi çıkartıyorum. Hemen diğer göğüs kupum nasıl denk geliyor? Şu şekilde düz yerleştirirsem bu alana birleştirme yapacağım. Bu nedenle göğüs kupumu elime alıyorum. İlk göğüs kupunda trabzanımı örer gibi geçiş yaptım. Bakın aynı nokta nerede yaptım? İbiğime başlamadan ilk trabzanımın boşluğunda. Burada da bakın ibiğim burada hemen yanındaki trabzandan zincirimi çıkartıyorum. Ya da hiç örmeyin. Baştan göstereceğim. Burada boşluk yapacağım ya, geçiriyorum. Aynı şekilde bunu buradan çıkartmadan önce tığımı ip alıyorum. Hemen ibiğimin yanındaki trabzan boşluğundan geçiriyorum. Diğer göğsümü de aynı şekilde ibiğimin yanındaki trabzan boşluğunu bu şekilde üst üste getiriyorum. Ve zincirimi ikisinin içinden geçiriyorum. Bakın ikili trabzan nasıl ördük? 3 tane zincirim var. İkili trabzanı ilk ikisini sonra ikisini örüyorum. Bakın bu şekilde birleştirdik. Düz çevirirsem bakın bu şekilde iki göğüs kupunu birleştirdik. Birleştirmeyi tekrar söylüyorum. İlk ibiğin trabzanının boşluğuna zincirimizi geçirelim. Diğer göğüs kupunun ilk ibiğinin boşluğundan ikisini üst üste getirerek zincirimizi çıkartalım ve trabzanımızı örelim. Bir göğüs kupunu bitirdik. Artık diğerinde devam edeceğiz. Burada yapmış olduğumuz trabzan sayısının aynısını diğer göğüs kupunda da yapıyoruz. Yani buradaki boşluklara, örnek bitene kadarki boşluklara iki tane, örnekten sonra bir tane yatay trabzana, bir tane bağlantı noktasına. Hiçbir eksiltme artırma yok. Buradaki işlemin aynısı. Başlangıcını sağlayalım. Bakın burada yatay trabzanıma geldim. Artık diğer göğüs kupunu bitirdim. Birleştirmemi yaptım çünkü. İki tane trabzan yapıyorum. Bağlantı noktasına yani gelen trabzana bir tane yapıyorum. Bakın burada çekmiş olduğum zincirimin boşluğu var. Buraya da diğer göğüs kupunda iki tane yaptığım için aynı şekilde iki tane. Bir tanesini bakın trabzanda oluşan bağlantı noktasından devam ediyorum.
Diğer işlemlerimiz aynı devam edecek. Yatay trabzanlara bir tane, bağlantı noktasına bir tane. Normal başlangıç trabzanlarımıza geldiğimizde her bir noktada bir tane olacak şekilde ve çekmiş olduğumuz zincirin son yuvasına gelene kadar, bakın buradan başladık. Aynı işlem son noktaya gelene kadar da trabzan yaparak devam edecek. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Artık göğüs kupanı bitirdik. Beden bölümündeyiz. Bakın sırtları da oluşturduk. Şimdi sadece bu alanda işlem yapacağız baştan sona kadar. Ve buradaki işlemimiz bu göğüs kupunun üzerine başladığımız, bu kafeslerle başladığımız oyayla devam edecek. Burada ne yapmıştık ilk sırada? 3 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan bırakıp tekrar 3 trabzanla devam etmiştik. Burası da aynı devam edecek. Sıramı tamamladım. Dönüşlerdeki zincir çekiyordum. Tekrar zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Artık dediğim gibi göğüsleri bitirdik. Beden bölümündeyiz. Şimdi 3 tane yan yana trabzan yaparak başlıyorduk. İlkine zincirimiz olarak devam ediyor. İkinciden devam ediyorum ve yan yana zincirim dahil 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralardaki zincir çekiyorduk. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan bırakıyorum. İkinciyi de bırakıp üçüncüye batarak yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Göğüsteki modelimizin aynısı. Tekrar 2 zincir, 2 trabzan bırakıp üçüncüye batarak 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve bu beden bölümünü devam ettirip diğer sırt kısmının sonuna gelene kadar da aynı işlemle devam edelim. Aralardaki zincir 3 trabzan. Evet, sıra sonuna geldik. Kafeslerimizi oluşturduk. Sıra sonuna geldiğimizde 3 trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bu sefer yan yana 3 trabzan denk geldi. Göğüsteki gibi gelmeye de bilir. Kalan 4 veya 5 trabzanı aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Şimdi sayı olarak eşit geldi ama burada 1-2 trabzan fazla kalabilir. Orayı da göğüste yaptığımız gibi trabzanla tamamlayacaksınız. Göğüs kupunda nasıl yapmıştık? Kafesin üstüne trabzanlara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Fakat şimdiki yaptığımız sırayı ne kadar devam ettirirsek bedenimiz o kadar büyüyecek. Yani bundan sonraki şimdiki yapacağımız sıra birbirini tekrar ettiği sürece beden istediğiniz genişliğe kadar uzatacaksınız. En sonda da uzatma işlemi bittikten sonra dolgu ve ibikle tamamlayacağız. Şimdiki yeni sıramıza başlayabilmek için 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Nasıl yapıyorduk? Tığımı ip alıyorum. Buradaki dolgulara, yani kafeslere trabzan yapıyorduk. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kafesin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk örneğimizi kurduk. Bir sonrakine sık iğneyle sabitliyorduk ve arada bir zincir çekiyorduk. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kafese sık iğneyle sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekerek bir sonraki kafese geçiş sağlıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 3 tane. Ben beden kısmını biraz genişleteceğim için bir üst sırada da bu modeli devam ettireceğim. Bir üst sıraya nasıl çıkacağımızı da göstereceğim. Ondan sonra zaten ne kadar genişlikte olsun istiyorsanız şimdiki yaptığımız sıra gibi tekrarlayacağız. Bu işlemi oluşturduğumuz sırt kısmının diğer boşluk, yani diğer son noktasına gelene kadar da geçişlerde birer zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın son bir kafesim kaldı fakat örnek denk gelmiyor. Böyle durumlarda eğer sizin de bu şekilde kaldıysa normalde dolgumu yapıp bir zincir çekerek buraya sabitleyip devam etmem gerekiyor. Fakat devamında dolgu yapamayacağım için burada bir zincir çekiyorum. Son dolgumu yaptım. Bakın 3 tane trabzanım var. Burada bitiş sağlayacaktım. Bu kafesi bırakıyorum. Kalan 3 trabzanımı aynı şekilde kenarda devam ettiriyorum. Örnek sırtımıza göre ayarladığımız zincirde denk gelmiyor olabilir.
Bu gibi durumlarda kendimize göre düzeltmeler yapabiliriz. Bakın bu şekilde sadece buradaki kafesi atladım. Dolgumu yaptıktan sonra kenar trabzanlarımla devam ettim. Şimdi tekrar 2 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Az önce de söylediğim gibi bu şimdiki yapmış olduğumuz sırayı kaç sıra tekrarlarsak bedenimizin üzerinde genişlemeyi o kadar sağlamış olacağız. Şimdi buradaki aynı işlemi buradaki zincirlere yaparak devam edeceğim. Şimdi başlangıcı örneğim denk gelmediği için trabzanlarımla bitirdim. Buradaki trabzanlarımı mecburen aynı şekilde devam ettirmek zorundayım. Eğer örneğiniz denk geldiyse burada bir tane trabzanınız kalacak ki göğüs kupunda olduğu gibi. Eğer burada bu şekilde 3 trabzanınız yoksa 2 zincir çekerek direkt buradaki işlemle devam edeceksiniz. Fakat benim örneğim denk gelmediği için mecburen buradaki trabzanları yaparak devam etmek zorundayım. Aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi buradaki alanlarda devam edeceğiz. Bu alanlara gelebilmek için aralarda ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Tekrar bir zincirimi çekiyorum ve buradaki boşluğa geldiğimde buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir alt sıranın aynısı. Bunu yapmamın amacı da bedenimi istediğim kadar uzunluğa getirebilmek. 2 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Aralarda nasıl yapıyorduk? Bir zincir çekerek sabitliyorduk. Hiçbir değişiklik yok. Dediğim gibi beden boyumuz olana kadar da aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir. Hemen biraz sırada yapmış olduğum sık iğneye batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirde geçiş sağlıyorum. Bir sonraki iki zincirime geliyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve aynı şekilde bir zincir çekerek sabitliyorum. Bir zincir çekerek devam ediyorum. Örgümün ön yüzüne gösterdiğimde bakın bu şekilde aynı buradaki sırayı devam ettireceğiz ki bu bedenimizde ne kadar uzunlukta olsun istiyorsak. Çünkü son iki sıramız daha kalacak. Bir tane altılı dolgumuz, bir tane de ibik sıramız. O nedenle ben yaklaşık aynı örneği 3-4 sıra olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Bir üst sıraya çıktığımızda başlangıçta yaptığımız gibi devam ettiriyoruz. Dediğim gibi şimdiki ilk modelimizi ikinci sırasındayız. Bu sıra kaç sıra olacaksa devam ettiriyorsunuz ki bedeninizdeki olan mesafe olacak şekilde. Ondan sonra son iki sıramızı da devam ettireceğiz. Evet, ben modelimizi 4 sıra olacak şekilde tekrarladım. Dediğim gibi göğüs kupundaki işlemin aynısıydı. Sadece bu sayı ne kadar uzatırsak bedenimizi o kadar geniş yapacaktık. Ben 4 sıra tamamladım. Bundan sonra göğüs kupunda son 2 işlemimiz kalmıştı. Birinde 6 tane trabzan yapıp daha sonra da bu şekilde ibiklerle tamamlamıştık. Beden kısmı da aynı devam edecek. 4 sıra tamamladıktan sonra burada göğüs kupundaki işlemin aynısı aslında. Sadece sırayı göstermek istedim. Dönüşlerimde kaç zincir çekiyorsam aynı zincir sayımı çekerek devam ediyordum. Tığıma bir ip alıyorum. 2 zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi buradaki boşluklara 6 tane trabzan yaparak devam ediyorduk. Burada da aynı işlemle devam edeceğiz. 2 zincirlik boşluğumun içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra haricinde son bir sıramız kaldığı zaman bedenimizi bitiriyorduk. 2, 4, 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekerek hemen bu ortadaki yapmış olduğumuz sık iğneye tekrar sık iğne ile tutturuyoruz. Tekrar bir zincir çekerek bir sonraki boşluğa geçerek 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Göğüs kupumuzdaki işlemin aynısı aslında. Sadece sırayı göstermek istedim size. Bu işlemi tamamladıktan sonra da burada kenarda nasıl yaptıysak aynı işlemle devam ediyorduk. 3 tane ibik olacak şekilde devam ediyoruz. İlkine trabzan, ikincisine trabzan, üstüne 3 zincirli ibik yapıyorduk. Bir sonrakine trabzan yaparak geçiş sağlıyorduk. Beşincisine tekrar trabzan yapıp üstüne ibik yapıyorduk. Aynı işlemi tekrar göstermek istemiyorum. Buradaki işlemin aynısı. Sadece bu göğüs kenarında ne yaptıysak buradaki işlemde son iki sırada da aynısını tekrarlayalım. Daha sonra da askı kısmıyla da üst yerimizi bitirelim. Evet, bedenimizi tamamladık. Bakın göğüste nasıl bitirdiysek işlemimizi aynı şekilde
bedeni de bitirdik. Şimdi son işlem olarak da askımız kalacak. Bir tarafı çalıştım, bakın bu şekilde boyundan bağlı bir model olacak. Sırtı ayrı zincir çekerek bağlayacağız. Göğüs kısmı da boyundan bağlı olacak. Buradaki işlemimizde göğüs ucunda ve etek ucunda biten oyamız gibi, yani ibik olarak devam edecek. Basit bir yöntem. Sadece göğsün diğer tarafını da devam ettirdim. Bakın bu şekilde trabzanla bitiyordu. Her iki tarafta da aynı oya devam etsin istediğimden. Bakın bu şekilde etek ucundan başlayıp devam ettirip çekmiş olduğumuz zincir üzerinde sık iğne ve ibik yaparak da bitireceğiz. Basit bir işlem. Diğer tarafı, her iki taraf aynı olduğu için burayı göstermek istedim. Şimdi aynı işlemle devam edeceğiz. Bakın göğüs kupumuzun son oyasının bittiği noktadan başlangıç sağlayacağız. Herhangi bir zincirimin yuvasından başlangıç sağlıyorum. Ve bu mesafe boynunuza dolanıp arka kısımda bağlanacak şekilde olacak. Ben yaklaşık, ipim benim çok ince olmadığından 90 zincir kadar çektim. Siz kendinize göre ayarlayın. Zincirimizi çekelim. Daha sonra da buradaki oyayla da devam edeceğiz. Evet, boyun mesafemiz kadar zincirimizi ayarlayıp çektikten sonra şimdi geri dönüşü yaparak hem sık iğne hem de bu şekilde uçlarda yapmış olduğumuz ibikten devam edeceğiz. Ve bu zincirimizi tamamlayıp bu yandaki mesafeden sırt kısmını dolanıp etek ucuna gelene kadar da aynı işlemle bitirmiş olacağız. Şimdi zincirimi çektim. Bir tane bırakıyorum. İkinci zincire geri dönüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. Toplam yan yana 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincirimin üzerinde 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İbiği nasıl oluşturuyorduk? Hemen sık iğnemin bu şekilde yandan giriş sağlıyorum. Ve kaydırmayla devam ediyorum. İbiğimi oluşturduktan sonra bir sonrakinden devam ediyorum. Ve toplam 4 tane sık iğne yapıyorum. Her ibiğin arasında 4 tane sık iğnemiz olacak. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve kaydırma işlemiyle ibiğimi tamamlıyorum. Bir sonrakinden devam ediyorum. Ve yan yana tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Her ibiğin arası dediğim gibi 4 sık iğne olacak. Bakın bu şekilde ibikler oluşturduk. Zincirimizi tamamlayalım. Göğüs kupuna geldiğimizde hangi mesafede kaç tane sık iğne ile devam edeceğimizi söyleyeceğim ki zaten buradaki işlemle aynısı. Buraya geldiğimde tekrar hatırlatmak istiyorum. O nedenle zincirimizi tamamlayalım. Göğüs kupunda tekrardan devam edelim. Evet, zincirimizi tamamladık. Göğüs kupunun bu yan koltuk altı kısmına geldiğimizde trabzanlarımız yatay trabzan gözükecek. Burada eğer ipiniz benim kullandığım gibi koton tarzı hafif kalın bir ipse, burada yatay trabzanlara bir tane sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Fakat alize diva gibi hafif ince bir ip kullanacaksanız da buradaki yatay trabzanların boşluğuna iki tane sık iğne yapıp bir tanesinde iki tane trabzanın bağlantı noktasına batarak devam edebilirsiniz. Ben burada hafif koton ip kullandığım için hafif kalın bir ip olacak. Bu nedenle bir tane boşluğa bir tane bağlantı noktasına sık iğne yaparak devam edeceğim. Eğer bir yatay trabzan iki tane yapmış olsaydım hafif bir bollanma yapıyor. Fazla geliyor oradaki sık iğneler. O nedenle de bir tane yatay trabzanın bir tane bağlantı noktasına batarak devam edeceğim. Son ibiğimi yaptım. Bir. Şimdi bakın buradaki zincire geldim. Zincirimin boşluğuna tekrar bir tane yapıyorum. Dediğim gibi eğer alize diva gibi ip kullanıyorsunuz, buradaki zincir boşluklarına ve yatay trabzanın boşluklarına iki tane yaparak devam edeceksiniz. Bir tane yaptım. İki tane sık iğne oldu. Diğerini bakın zincirimin bağlantı noktasına batıyorum. Zaten gelişi güzel, kendini gösteriyor. Bir tane yataya geldiğim için toplam 4 tane yaptım. 3 zincir çekiyorum. İbiğimi oluşturuyorum. Sadece buradaki detayı söylemek istedim. Şimdi bakın trabzanımın bağlantı noktasına batarak devam ediyorum. 4 tane trabzan sık iğne olacak şekilde. Yatay trabzana geldim. Bir tane boşluğuna yapıyorum. İkinci sık iğnem. 2 tane yatay trabzanın tepesinde oluşan bağlantı noktasına 3. sık iğnemi yapıyorum.
Yatay trabzanın boşluğuna da dördüncü sıkıyı yapıyorum. Buradaki geçişimi bu şekilde sağlıyorum. Tekrar söylüyorum, ince bir ip kullanıyorsanız yatay trabzana bir değil iki tane sık iğne yaparak devam edin. Üç tane zincir çekerek ibimi oluşturuyorum. Sadece buradaki detayı göstermek istedim. Bundan sonrası aynı devam edecek. Ta ki buradaki sırta çıkmış olduğumuz zincir ve üzerindeki trabzanı devam ettirip aynı aralarda 4 sık iğne ibik yapacağız. Yana geldiğimizde burada nasıl yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Ben ipim kalın olduğu için boşluklara bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne yapacağım. Hiçbir işlem değişikliği yok. Boşluklara bir tane de bağlantı noktasını. İpiniz ince ise tekrar söylüyorum, boşluklara iki tane yaparak devam edeceksiniz. Sıra sonuna kadar da buradaki işlemimizi her 4 sık iğneden sonra ibik yaparak devam ettirelim. Evet, askılarımızı tamamladık. Dediğim gibi kenardan başlayıp sonuna kadar da her iki tarafta aynı olduğu için bir tarafın yapımını gösterdim. Bu şekilde dediğim gibi bu askıyı da boyun bağınıza göre ayarlayacaksınız. Son olarak da şu şekilde belli bir uzunlukta zincir çektim. Arkada bağlama yapacağız. Burası boyundan bağlanacak. Sırt da birbirine denk gelecek. Bakın burada zaten ibik yaparken sık iğne oluşturduğumuzda yuvalarımız oluştu. Karşılıklı yuvalardan geçiş sağlayarak baştan sağlıyorum. Birçok üst yerimde zaten bu modeli gösteriyorum hep. Ayakkabı bağlama yöntemi gibi karşılıklı çapraz olacak şekilde devam edeceksiniz. Tam karşı yuvasından da diğer ucunu geçiriyorum. Tığ yardımıyla da daha rahat yaparsınız. Bu şekilde ilk geçişimi sağladım. İki ucu da birbirine tutarak eşit bir şekilde ayarlıyorum. Ve burada bu şekilde tam çapraz olacak şekilde iplerimizi geçirerek bağladığımızda da büst yerimizi tamamlamış olacağız. Bu şekilde hem şık hem de basit bir model çalışmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.